Değerli basın mensupları, Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği Makine Mühendisler Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde yapılacak olan 8. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 28-29-30 Eylül tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Bakım, yapılabilirliğinin herhangi bir sistemin tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühendislik eğitimi esnasında veya sonrasında bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle 8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve sergisinin ana teması bakım için tasarım, mühendislikte bakım eğitimi olarak belirlenmiştir. Kongremiz çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra bakım mühendisliği meslek disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracaktır. Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusunda çalışmaların sunulacağı kongremizin teknolojik yeniliklerin ve çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması yönünde çok önemli bir etkinlik olacağı inancındayız. Makine Mühendisler Odası'nın başlattığı bakım konusunda bilinçlenme çabaları 2003-2009 yılları arasında Denizli, 2011 yılında Kocaeli, 2013 yılında Sakarya ve son olarak 2015 yılında Eskişehir'de düzenlenmiş olup Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi faaliyetleriyle ivme kazanmıştır. Ancak gelinen nokta halen beklentilerin altındadır ve odamızın yapacağı daha çok çalışma vardır. 28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde odamız Denizli Şubesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Ulusal Kongre ve Sergimizde konusunda uzman kişi ve firmalar bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak, bildiriler sunacak, seminer ve kurslar düzenleyecektir. Sunulacak bildirilerin uygulamacı mühendislere, kurs ve seminerlerin ise bakım alanında çalışan tüm teknik personele yeni fikirler ve yeni bilgiler katacağından eminiz. 8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi'nde sunulan bildirilerin yanında alanında uzman katılımcılar ve sektörün öncü firmalarının yetkilileri tarafından 14 farklı konuda seminerler düzenlenecektir. Seminerler sonrasında katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Makine Mühendisleri Odası ülke genelinde makine mühendisliğinin var olduğu her alanda çalışan üyelerinin mesleki gelişimi için düzenlediği tüm etkinliklerde kurslara büyük önem vermektedir. Bu anlayışla başlatılan kurs programları ve içerikleri de bakım teknolojileri alanında çalışan bütün mühendislere yeni ufuklar açacak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede 8. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi'nde 8 ayrı konuda kurslar verilecektir. Kursların sonunda da katılımcılara kurs katılım sertifikası verilecektir. Sergi boyutunda ise çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet veren firmalar, işletmelerin bakım personelleri, akademisyenler ve üniversite öğrencileriyle bir araya geleceklerdir. 4 ayrı salonda paralel oturumlarda 40 bildiri, 14 seminer sunulacak, 8 ayrı konuda kurs verilecektir. Sizleri kongremize davet ediyor, kongre ve serginin tüm katılımcıların bilgi birikimine ve tecrübelerine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Pamukkale Üniversitesi'nde düzenleyenler arasında Denizli Sanayi Odası, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de destekleyen kuruluşlar arasında yer almaktadır. Kongremize basın mensubu tüm arkadaşlarımız davetlidir. Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederim. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Makine Mühendisler Odası Denizli Şube Yönetim Kurulu. Arkadaşlar,
sorularınız varsa sorularınızı da alırız. Bizde yapılmıştı. Ondan sonra diğer şubelere gitti. Bu yapıldığı süre içerisinde özellikle sanayicimize bakım konusunda çok ciddi katkılar sağladı. Bu dönemde de biz Denizli'de olmasını arzu ettik. 8.sinde Denizli'de yapıyoruz. Tekrar bakım teknolojileri kongresi ve sergisi doğduğu topraklara 8.sinde geriye dönmüş oldu. Bakım bir işletmenin sürekliliği açısından ekonomik ömrünün uzatılması ne tür aksaklıklar olduğunu gözlemleyebilir veyahut da kullanmış sağladı. Peki şu aşamada birçok firma şube olarak biz bakım mühendisliği eğitim merkezi olarak herhalde önümüzdeki dönemlerde bunu da hayata geçireceğiz. Kaç firma katılacak demiştiniz? 40 bildiri firma sayısı Beyci Hanım kaç taneydi toplam? 33 tane. 33 firma. Tane firma. Evet. Peki Baztek, Dalga Kıran, Bestel, Hidroteknik, SKF Türk, Rumman, Ertan Soydan, İnce Enerji, Aki Kompresör, Artesis, Yavuz Ticaret, Otçu Rumman, Kavram Kimya, Biolab, Oturul, Venkava, Fulya, Doğan Rumman, CA Mühendislik, CEDA KES, Proplan, Pürüf Teknik, Topaz LTD şirketi, Maxval, DTM Makina, Kastrol, Hidropar, onun dışında da odamızın faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili birkaç standımız olacak. Çok çok ciddi etkiler. Bir, ekonomik ömrünü artırır. İki, üretmiş olduğu ürünün kalitesini aynı efsafta devam etmesini sağlar. Üçüncüsü de o bakım yapıldığı süre içerisinde, üretim kalitesinin ciddi olarak artacağı kaçınılmazdır. Şimdi tabii bakım konusu Türkiye'de çok yeni gibi görünse de yaklaşık bir 25-30 yıllık bir süreçten beri ciddi firmalar bunu bakım ekibi kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Günlük bakım yapıyorlar, haftalık bakım yapıyorlar. Aylık, 3 aylık ve yıllık gibi periyodik bakımlarını yapıyorlar. Mesela katılımcı firmaların içerisinde buharla ilgili firmalar var. Bunların verecekleri çünkü bizim şehrimiz bir endüstri şehri. Ağırlıklı da endüstrimizin ağırlıklı olarak da tekstil sektörü. Tekstil sektöründe de buhar ve kızgın yağ kullanıldığı için mesela o firma seminer ve kurslarla birlikte o şekilde katkı verecek. Bir başka firma yağ firması var orada. Biraz önce sözünü ettiğimiz yağ analizleri yaparak o makinedeki aşınmaları veya hataları tespit edebiliyorlar. Aslında katılımcı firmalar çok ciddi olarak destek veren bu konuda gönül vermiş firmalar. Katılımcı firmalar bunu. Yani neticede vatandaşın bile birçok şeyde katılmasında yarar var. Her ne kadar bizim bakım teknolojileri olsa yan sektörü olabilir. Çünkü bunların çalıştığı alanlarda birçok şeyi yardımcı makinalarla üretim yapıyorlar. Dolayısıyla da bütün sektörleri ilgilendirir. Sadece tekstil sektörü diye bir şey yok. Bir kural yok.